أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, sözlerime başlamadan evvel hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerinde olsun inşallah. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Allah çektiğimiz, oruç tutarken yaşadığımız susuzluğu, açlığı inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Havzu Kevser'inden içmeye vesile kılsın. Cenab-ı Allah burada çektiğimiz susuzluğu inşallah ahirette ebedi ferahlık vesilesi eylesin. Kıymet kardeşlerim, Ramazan ayındayız ki su gibi akıp da geçiyor yani hakikaten. Bugün Ramazan ve Ramazan'ın ikinci cumasını yaşadık. Rabbim inşallah bizden geçmiş günlerimizi kabul eylesin. Bundan sonraki geçireceğimiz günleri de fırsat bilerek daha güzel, daha verimli, salih ameli bol, ibadeti bol, zikri bol şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Dedik ya, çok çabuk geçiyor. İşte iki cumayı geride bıraktık ama bundan sonra daha titiz davranacağız. Çünkü yavaş yavaş üç ayaktan birisi gitti. Yavaş yavaş ayrılışa doğru gidiyoruz. O yüzden çok titiz davranmamız lazım. Bizler de bu anlamda yine çok değerli bir konuğumla Ramazan'da hem gördüğümüz güzelliğimizi yansıtacak hem de bu yaşadığımız güzelliği Ramazan'dan sonraya da yansıtmanın çareleri için bir şeyler konuşmaya, önemli bir konu üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bugün konuğumuz, emekli müftümüz, değerli hocam Ramazan Aslan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Sizinle Ramazan mübarek olsun. Allah muvaffak etsin. Sağlıkla nice Ramazanlara kavuştursun. Amin. Faziletten istifade etmeyi Allah-u Teala nasip eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam. Amin. Sizinle daha önceleri buluşacaktı kıymetli hocam. Fakat şehir dışında olmanız hasebiyle nasipte demek ki bugün varmış. Asıl dolayısıyla il dışındaydım. Doğru. Allah çok. Allah şifa versin inşallah. Rabbim kolaylık versin. Duanızı bekleriz. Amin inşallah hocam. Kıymetli hocam, güzel bir Ramazan'ın içerisindeyiz. Şimdi Ramazan'da hakikaten güzellikler kendiliğinden yansıyor. Hem şöyle, yani hem topluma yansıyor, hem insanın kendi nefsine yansıyor, aileye yansıyor, sofraya yansıyor. Yani tam anlamıyla Ramazan bir bereket ayı. Hani bereket denince sadece biz şeyi anlarız ya, genelde toplumda hocam. Deriz ki işte sofralar bereketlenir, işte ibadetler bereketlenir ama bir şey daha bereketlenir. O da camilerimiz de bereketleniyor kıymetli hocam. Camiler, cemaat, maneviyat, evet, sevap, maneviyat, mükafat. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani camiler adeta senenin 11 ayı bu anı bekliyor, bu günü bekliyor. Ki cemaat koşsun, cemaat yönelsin, cemaat orada birbirleriyle hemhal olsun. Oradaki o güzelliği yaşasınlar diye. Elhamdülillah Ramazan'da biz bunu yaşıyoruz. Fakat tam mıyız? Tam değiliz. Eksiğimiz halen var. Yani çünkü üzülerek söyleyelim. Ramazan'ın başı çok daha iyiydi kıymetli hocam. Yani ilk bir hafta 10 gün çok daha iyi. Son günlerde böyle cemaate böyle bir azalma var gibi geliyor. Yani inşallah bugün hocamızın... Azalmıyor aslında, cemaat çoğalıyor. Elhamdülillah. Çoğalıyor. Gençlerimiz çoğalıyor. Elhamdülillah. Yani hocamızın inşallah bugünkü sohbetimizle inşallah. Yani önemini, faziletini anlamlandırırsak inşallah. Daha da artacağına inşallah inanıyoruz. Allah kıymetli hocam, cami denince biz ne anlamalıyız? Onu inşallah bir giriş hocam yapalım. Hocam önce sizlere, Güneydoğu Televizyonu çalışan ve yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam, biz teşekkür Sayın ederiz. Sayın izleyicilerimize de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Yüce Rabbimiz bildiklerimizi amel etmeyi nasip olmaya eser kılsın. Amin. Alemlerin Rabbinin bize vermiş olduğu sayısı nimetlerinden dolayı ona hamd ve senalar olsun. Amin. Onun Habibi Edibi, Peygamberler Peygamberi, Resul-i Ekrem Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa'ya da salat ve selam olsun. Amin. Muhterem izleyicilerimiz ve Sayın Hocam, malum kainatı yoktan var eden, yoktan var eden Yüce Rabbimiz, biz insanları da eşref-i mahlukat olarak yaratmış. Elhamdülillah. Bütün insanların varlıklarının en üstünü olarak yaratmıştır. Fakat insan şu görmüş olduğumuz sadece et ve kemikten müteşekkil fiziki yapıdan ibaret değildir. İnsanın maddi gıdası kadar yani yeme içmeye olan ihtiyacı kadar
manevi gıdaya da ihtiyacı vardır. Ve bunun için de Yüce Rabbimiz bizi bizden daha çok sevdiği için, Allah Teala bizi bizden daha merhametli olduğu için hiçbir toplumu da peygambersi bırakmamıştır. Elhamdülillah. Ve bütün peygamberlerin ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hatemul Enbiya olan Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala ve selleme kadar gelmiş olan bütün peygamberlerin ki yüz binleri sayısı bulmaktadır. Evet. Getirmiş oldukları din, hak din ve İslam'dır. Amin. Fakat zamanla insanlar bu hak dinlerden sapmış, dalalete düşmüş, sapıklığa gitmiş, batıl inançlara girmiş ama yine de mabedsiz ibadetsiz olmamışlardır. Güzel. Kabe-i Muazzama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurduğu gibi inne evvelen beytin vudu aliyin nasin lellezi bi bekkete mübareke ve huden il alemin. Ayet-i Celilesi'nde Yüce Rabbimizin bildirdiği doğrusu insanlar için ilk kurulan ev Mekke'deki Kabe-i Muazzama'dır. Kabe-i Muazzama adeta diğer camilerin anası merkezidir. Hem öyle hocam, bir de Beytullah hani, diyoruz. Diğer camilerin Beytullah diyoruz ya. Yani insanlığın veya yaratılışıyla dünyaya gönderilişinden itibaren insanlıkla beraber Cenab-ı Allah bu Kabe'yi de takdim etmiş, ikram etmiş. Hatta zaten bir rivayette Hazreti Adem Aleyhisselam o Kabe yapmıştır. Maşallah. Daha sonra da bir defaatle sel ve benzer felaketler yıkılması sonucu Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselamlar şimdiki şekliyle yapmışlardır. Maşallah. Doğru. Ve dolayısıyla da insanlar dalalette olsa da, yani yanlış bir inançta olsa da muhabbetsiz kalmamışlardır. Kabe'yi bile batıl dinden olanlar da saygı göstermişlerdir. Doğru. Malum İslam'dan önce de orada hac yapılıyor. Kabe-i Muazzama 360'tan fazla puta doldurulmuştu. Çok doğru. Yani yine muhabbet görevi görüyordu. Çok doğru. Kabe-i Muazzama'ya saygı vardı. Dolayısıyla her dinin mensubu hak olsun batıl olsun. Her dinin mensubu kendi inancına göre bir mabet inşa etmişlerdir. Doğru. Yani bir ibadethane inşa etmişlerdir. Evet. Yahudiler havralarını, sinagoglarını, Hristiyanlar kiliselerini, putperestler puthanelerini, ateşgedeler, mecusiler ateşgedelerini, Müslümanlar da camilerini inşa etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de mescit olarak geçer. Evet. Cami olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Caminin kelime manası cem eden, bir araya getiren, toplayan manasındadır. Dolayısıyla İslam tarihinde yapılan ilk cami Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu teala ve sellemin miladi 622 senesinde Mekke'den Medine hicretleri sırasında Medine'ye 5 kilometre mesafede 14 gün misafir kaldığı Küba köyünde Küba mescidini inşa etmişlerdir. İlk İslam tarihinde yapılan mescit, cami Küba'daki mescittir. Bugün de Allah-u Teala görmeyenlere nasip eylesin. Muazzam bir cami orada yapılmıştır. Daha sonra Allah Resulü Medine'ye hicret edince, göç edince şimdiki Mescid-i Nebevi'yi inşa etmişler. Tabii ki o zamanki şekli çok sade, basit yapılarla, hurma ağaçları ve dallarıyla yapılmış. Doğru. Aslında biz zaman zaman diyoruz keşke Allah Resulü'nün doğduğu evi ilk yaptığı Mescid-i Nebevi'si ve ailelerinin kaldığı evleri asil şekilde kalaydı. Değil mi hocam? Allah Resulü'nün yaşantısını o zaman canlı görmüş olurduk. Çok doğru. Çok doğru. Bir şu anda 300 metrekare, 400 metrekarelik daireler bize yetmiyor. Evet. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü geceleri kalkar namaz kılardı. Secdeye vardıkları zaman ayaklarımı topluyordum. Secdeye varıyordu. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı odada ayaklarını uzattığı zaman karşı duvara değiyor. 4 metrekare midir, 6 metrekare midir? Ve o yaşantıyla sade, dünyadan gözü olmayacak bir yaşantıyla bize her yönden örnek olmuşlardır. Çok doğru. Ve Müslümanlar da bu camileri inşa ettiler ki
Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde olsunlar. Hatta bu Mescid-i Nebevi'ye karşı malum Allah Resulü'nün zamanında da münafıklar vardı. Doğru. Yine kısaca sırası gelmişken arz edeyim. Evet hocam. İnsanlar inanç yönünde üç kısma ayrılır. Evet. Mümin, kafir, münafık. Evet. Mümin Allah'a, İslam'a hak ile inanan, diliyle de ikrar eden. Doğru. Müslüman, inanan. Kafir bunun zıddı. Evet, hem kalmen inanmıyor hem de diliyle ben Müslüman değilim, kabul etmiyorum. Doğru. Küfrü savunuyor. Evet. Münafık ise dıştan Müslüman görünüyor, içten kafir. O çok tehlikeli. En tehlikeli düşman. O çok tehlikeli. Müslümanlar arasına geldiği zaman ben Müslümanım diyor. Evet. Ama arkadan kafirlerle, müşriklerle, Yahudilerle işbirliği yapıp Müslümanlar içeriden ve dışarıdan şimdiki gibi evet vurmaya çalışıyorlar. Çok doğru hocam. Ve Allahu Teala bu münafıkların tamamını da tek tek Allah Resulü'ne bildirmişti. Evet. Münafıkların lideri Abdullah İbn Selun'un babası, evet, pardon oğlu, oğlu Abdullah diyor ki ya Resulallah müsaade et ben bu münafığın kellesini vurayım. Babası için diyor. Babası için diyor babasını. İman o kadar düşmanı, içine silmiş ki kıymetli hocam. Hain din düşmanı. Çok doğru. Yani Allah Resulü buyuruyorlar ki ben Muhammed ashabını öldürttürüyor dedirtmem dedi. Dışarıdaki diyecek ki Muhammed kesin iman edenler de öldürtürüyor. Öldürtürüyor çünkü iman etmiş görünüyor. Yani münafık çünkü içten. Ve hatta şunu arz edeyim. Evet hocam. O münafıkların reisi öldüğü evet zaman Allah Resulü cenaze namazı bırakıldılar. Doğru. Ama o ilgilenmesi, Allah Resulü ona ilgi göstermesi sonucu evet 700 sene münafık tamamen hakkıyla Müslüman oldular. Elhamdülillah. Dolayısıyla Müslüman kötülüğe iyilikle mukabelede bulunur. Doğru. Hoşlukla, güzellikle insan kazanır. En güzel o. Doğru. Fakat yine malumunuz İslam'ın ilk nazil olan ayet-i kerimeleri okumayı, ilmi tavsiye etmiştir. Doğru. Cehalet İslam'da büyük felakettir. Aynen. Cuma namazı Allah kabul etsin. Amin. Hacı Zekeriya Camisi'nde kıldım. Güzel, Allah kabul etsin. Televizyon sohbetinden sonra oraya gittim. Doğru, Allah kabul etsin. Dolayısıyla en arka saflarda yer elimize geçti. Cami'nin avlusunda bile yer yoktu. Maşallah. Güzel. Ama hem Ramazan hem Cuma. Ama cemaat çok geç geliyor. Evet. Ve maalesef namazda da çok hatalar yapıyorlar. Namaz konusunda bilgimiz çok eksik. Namaza nasıl oturulacağını, nasıl kalkılacağını, nerede okulacağını, hutbe okunurken namaz kılınıp kılamayacağını hala bilemeyenlerimiz var. Kıymetli hocam yani bir de zorumuza giden tarafı yani bilmediği gibi yani bilmek için uğraş içerisine de girmiyor. Yani umursamaz bir tavır takınıyor. Yani bugün mesela örneğin bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini ya bilmiyor. Aynen. Ya da bilmese bile ya önemli değil gözüyle ya bakıyor ki o çok daha tehlikeli. Çünkü o zaman ne yapıyor? Hani bir hasta olduğunu bilir. Bir de bile bile dese ki ya önemli değil diye önemsemez, hastalığını önemsemezse o hastalık ha, zamanla ilerler. Tehlikeli olur. Tehlikeli olur. Belki tabii yatalı hale getirir işte tabii. Allah korusun sıkıntı olur diye tabii önlenemez bir şey olur. Mutlaka. Ha. Şimdi bu da öyle. Yani dini yöndeki bizim hastalıklarımız da öyle. Yani bizler eğer şayet namazı buyurduğunuz gibi namazı, orucu, buradaki ibadetlerimizi eğer önemsemezsek hocam bir noktadan sonra Allah korusun kıldığımız namaz olmayacak. Yaşlanınca nasihat da çok almıyor insan. Yani zamanı da değiştirmeyince nasihat yaşlanınca çok şey yapmıyor. Hatasını kabul etmiyor yani. Hocam Hazreti dikkat edelim inşallah. Allah Resulü Aleyhisselam. Evet hocam. Hazreti Ebubekir Hazreti Ebubekir Rıgfari'ye ya Ebu Zer. Evet. Evinden çıkıp da bir ilim yerine, ilim yuvasına, bir medreseye gidip bir dini meseleyi öğrenmen evet senin için bir aylık ibadetten daha faziletlidir. Subhanallah. Doğru. Hatta başka bir hadis-i şerifte 1000 rekat namazdan daha faziletlidir buyurmuşlardır. Bu kadar önemli hocam. Allah Resulü namazın faziletini, ehemmiyetini, önemini anlatırken ashab-ı kiram ilmin üstünlüğünü anlatırken evet ashab-ı kiram ya Resulallah namaz kılmaktan da mı üstün ilim tahsili? Doğru diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselam bilgisizce cahilane kılan bir namazın ne faydası olur? Çok güzel. Ve bir de şunu hemen antiparasit arz edeyim. Evet, memleketimiz Urfa sıcak. Doğru. Dolayısıyla gençlerimiz bilhassa tişörtle evet mesela geziyorlar. Doğru. Normal olabilir. Fakat camilerde dikkat ediyoruz. Rükua secde vardıkları zaman sırtı açılıyor. Evet. İnsanın sırtı da tam muharrem yer. Doğru. Görünmesi haram olan yer. Evet.
Yani göbekten Ve aşağı o kası. anda Evet hocam. namazda sırtı açılır, vücudu görürse namaz bozulur. Doğru. Biz namaz kıldığımızı zannediyoruz, halbuki namaz bozulmuş. Onun için ilim farzdır. Namaz hakkındaki bir ilmihal kitabını, bir namaz hocasını ya, Çok doğru. namaz nasıl kılınır bölümünü Evet. bir Namazı bozan okumamız şeyler. şarttır. Doğru Onun hocam. için Allah Resulü Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de 610 yılında, miladi 610 senesinde ilk nübüvvet görevini aldığında, Evet. ilk peygamber olduğunda Aleyhisselam. ta 13 sene, 12 seneye kadar, Evet. yani nübüvvetin 12. senesinde Allah-u Teala namazı farz kıldı. Güzel. 12 sene Allah Resulü hakiki iman aşılıyordu ya. Güzel. Bir Müslüman bir defa inanmalıdır. Bu Doğru. Kur'an'a, bu peygambere, bu Rabbimize inanmalıdır. İnanmalıdır. Madem Ciddiyeten Allahu anlamalı. Teala bunu emretmişse bu doğrudur, bu gerçektir. Madem Allahu Teala bunu haram kılmış, yasaklamış, ben buna yaklaşmayacağım demelidir. Yani o tevhidi anladığı zaman hocam meselenin ciddiyetini bir defa anlayacak ki Çok önemli. ondan sonra gelecek olan şeylere de ciddi olarak baksın yani Ve emirlere. dolayısıyla Güzel bakınız, hocam. şimdi bizim Urfa peygamberler şey diyoruz. Ben bunu zaman zaman arz ediyorum. Açık Doğru. söyleyeyim. Lafla olmuyor bu. Bu lafla Doğru. olmuyor. Hakikaten öyle. Peygamberler şehri olan insanlar peygamberliği yoldan gider. Çok doğru. Urfa'nın eski mahalleleri, eski Urfa şehri Evet. camilerin arası 50 metre mesafe olanlar vardır. Doğru. Mesela Çok yakın Hasanpaşa mesafe. Camisi ile Narıncı Camisi. Evet. Mevlid-i Hale Camisi, Dergah Camisi. Rızvaniye Ne kadar birbirine Camisi. yakın. Çok doğru hocam. Karaköprü ilçemizde adeta cami yok sayılır. Çok uzak birbirine hocam. Şu Yani. anda Evet. Urfa'mızda 230 tane cami var il merkezinde. Evet. Bu 230 tane. 230 caminin 70'ten fazlası apartman altıdır. Evet. Apartman alttan O dik da ayrı bir bodrumlara sıkıntı. sığınmışız. Ben Maalesef. bunun için zaman zaman belediyecilere, yetkililere arz etmişimdir. Aman ha aman, ihtiyaca kadar cami yapalım. Ve Ankara'da kaldığım sürece o itfaiye meydanı diyoruz. Gençlik Doğru. Parkı'nın doğu tarafında. Evet hocam. Eskiden işte işportacılar şu bu biraz kirli yerlerde oralar. Evet. Şimdi orada Melike Hatun diye bir cami yapıldı. Gittim gördüm Allah hocam razı bana olsun Sayın nasip etti. Cumhurbaşkanımız, Başbakanı hep ilgilendire belediye başkanları. Doğru. Ama çok örnek bir cami. Çok örnek, çok temiz bir cami. Ve ben onu her zaman diyorum ki Şerefsiz aynı eseri. cami Urfa'da yapalım. İnşallah hocam. Doğru inşallah. Urfa'nın merkezinde Salatin cami yok. Maalesef. Maalesef. Şimdi bazı bilmeyenler ya hocam işte hele sabah namazına dergâh ulu camiye gidin kaç kişi var? Ya Allah'tan korkun. Beş vakit cemaat camiye gelemez. Az önce arz ettiğim gibi cuma namazında veya önemli bir cenazede, Evet. teravih namazlarında çok camilerde yer bulamıyoruz. Doğru. Mesela Karaköprü gene isim vereyim. Evet. Karaköprü'de binlerce apartmana bir cami düşmüyor. Çok büyük bir Halbuki eksiklik. bir apartman bir köy demektir. Doğru. Aynen öyle hocam. 30 30 daire, 20 aile, daire. 40 aile bir kapıdan içeri giriyor. Çok doğru. Ama ben ilçede görevliyken acizane Evet hocam. iki haneli, üç haneli köylerimize cami vardı, kadrolu imamımız vardı. Elhamdülillah. Ama Doğru. 50 hane, 100 haneli köylerimizde cami yoktu. Köylere diyorum bu kadronuzu bu büyük camiye alalım diyordum, vermiyorlardı. Vermezler hocam. Hükümet de o zaman kadro veremiyordu, kadro yoktu. Doğru. Şimdi Büyük bir o cami. zaman cami yapan hayır sahipleri Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Bu Amin. sadaka-i cariye işte. İnşallah ileride arz edeceğiz. İnşallah Bu hocam. sadaka-i cariye ile ilgilenen Müslümanların yaptıkları camilerin başlangıcından önce, daha başlamadan önce il müftülüğüne danışmaları lazım. İl müftülüğüne gidip ihtiyaç olan yerlere Evet. ve böyle güzel bir projeyle Güzel bir proje. modern Doğru. bir cami yapılması lazım. Çok doğru hocam. İhtiyacı karşılayacak. Eyüpiye tarafından birçok 3-5 tane camimiz gecekondu ev gibi. Maalesef. Plansız Küçücük ve projesi. yetersiz. Onun için vatandaş devlet işbirliğiyle, hayır sahipleriyle müftülük işbirliğiyle hem camilere isim konması konusu çok önemli. Evet. Hatta bir isimde 3-4 tane camimiz vardır. Ne gerek var? Doğru. Belki birbirine yakın 3-5 tane cami vardır ama bazen bir kilometrelerce cami yok. Evet. Konumuz madem camiler ise Doğru. Onu da bir... camilerimizi ihtiyaca göre mahalle ve şehre dağıtalım. Ona göre inşa edelim Evet. ve ismi de ona göre bir komisyon tarafından koyalım. Güzel. Örnek cami yapalım Ki ki maksat hasıl olsun. gençlerimizi toplayabilelim. İnşallah. Ve Doğru. o din görevlilerimiz de orada seve seve gençlere Bulunmasın. faydalı olsunlar. İnşallah hocam. Çünkü felaketler en büyük cehalettir. Çalışalım dinimizi çok iyi öğrenelim. Cami ve ibadetlerin önemi çok çok büyük de dinimizde.
Çünkü camiler ve ibadethanelerimiz, mescitlerimiz sayesinde Müslümanlar yek vücut haline gelir. Binlerce Müslüman camide omuz omuza dayıyor, beraberce Allah'ın huzuruna kıyamda duruyor, rükua varıyor, secdeye varıyor. Üç gün bir mahalle camisine gelmeyen cemaati, evet, o cami cemaati evine kadar gider sorar. Ya bu kardeşimiz mutlaka önemli bir engeli çıkmıştır ki gelmemiştir. Aynen öyle hocam. Evine kadar gider sorarlar, hal hatırını sorarlar. Doğru. Ya hastadır, ya maddi sıkıntıdadır. Hemen destek olurlardı. Başta o, bir de hocam cami kadar hakikaten farklı renkleri, farklı düşünceleri, yani bir araya farklı renkleri bir araya getiren, toparlayabilen başka da hiçbir kurum yok hocam. Kim de gelir? Kabe-i Muazzama'da görüyoruz. Allah-u Teala bütün Müslüman nasip etsin. Amin. Amin. Kabe-i Muazzama'da git, tavaf sırasında renkleri ayrı, simaları ayrı, dilleri ayrı, dilleri ayrı, mezhepleri hatta ayrı, memleketleri ayrı, vatanları ayrı. Aynen öyle. Kanada'dan, Amerika'dan, Japonya'dan Müslüman hacca gelmiş, evet, Afrika'dan gelmiş, simsiyah zenci kardeşimizi bağrımıza basıyoruz. Elhamdülillah. Doğru. Çünkü Allahu Teala buyuruyor, innemel mu'minu ihvetun. Müminler kardeştir. Bu kardeşliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın pekişmesi için de cami lazım. Cami şarttır. Cami şarttır hocam, cami cemaat şarttır. Doğru. Ve Müslümanların birbirlerini sövmeleri şarttır. İnşallah. Allah Resulü bir hadis-i şeriflerinde la tedhulul cennete hatta tu'minu. Evet. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız buyurmuşlardır. Evet. Çok önemli. İman etmedikçe, iman olmadığı müddetçe cennete giremezsiniz. Doğru. Ve birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Yani kamil manada olgun bir imana sahip olamazsınız. Güzel. Doğru. Mümin yeri geldiğinde din kardeşini ensar-ı kiram gibi, muhacirleri kucakladıkları gibi din kardeşini kendi nefsine kucaklamanı tercih etmeli. İnşallah. Ve yu'sirun ala enfusihim ve law kana bihim khasasa. Haşr suresindeki bu ayet-i kerimede Allahu Teala ensar hakkında buyuruyor. Onlar muhacir kardeşlerine öyle fedakarlıkta bulunmuşlardır ki onları kendileri aç ve muhtaç oldukları halde din kardeşlerini kendilerini tercih etmişlerdir. Müslüman böyle olmalıdır. Çok doğru. 3-5 kuruş dünya menfaati için hele bilhassa alın terde dökmeden bir nevi bedavadan baba dedelerimizden kalan miras yüzünden, evet, kavgalar, düşmanlıklar, bu Müslüman işi değil bu. Değil hocam. Bu Müslüman işi değil. Yani tabii Müslüman bu yeri geldiğinde, evet, kendi mülkünü kardeşine hibe etmelidir. Çok doğru. Çok. Hep onu olsun desin. Ahirete ya iman bunu gerektirir. Anladık hocam yani. Ahirete madem ki imanımız var. Hocam. İmanımız var. Evet hocam. Şimdi Müslüman, evet, elindeki nimet gittiği zaman kadru kıymetini anlıyor. Evet. Maddi yönden, sağlık yönünden, başka imkanlar yönünden. Doğru. Hastaneye bir yere hastane gittiği zaman Allah korusun. Amin. İnim inim inleyen en ağır hastalar görüyorsunuz. Evet. Halinize şükrediyorsunuz. Aynen öyle. Elhamdülillah. Çok fakir bir Müslüman giyeceği olmadığı gibi ayakkabısı da yok. Evet. Ben bir caddeye sokağa çıkayım da belki bir hayır sahibi bana bir ayakkabı verir. Evet. Ben bir eski ayakkabı bulup ayağıma giyerim. Evet. Evet. Niyetiyle sokağa çıktığı zaman, evet, az ileriden bakıyor ki karşıdan bir Müslüman geliyor, ayağı dizden aşağı dizden kesik. Aşağı. Evet hocam. Dizden aşağı bir ayağı kopuk, ayağı kesik. O ayakkabısını unutuyor. Hemen tabii, hemen elini açıyor. Ya Rab sana şükürler olsun. Aynen. Ben daha niye ayakkabı arıyorum? Benim ayağım sapsağlam. Elhamdülillah. Bu kardeşim hiç ayağı bile yok. Daha ne arıyorum? Onun için Allah Resulü Aleyhisselam maddi yönden, sağlık yönünden, dünyevi imkanlar yönünden devamlı kendimizden aşağı olanlara bakmamızı emretmişlerdir. Hocam bu konuda da yani pişirilebileceğimiz, daha doğrusu kamilleşebileceğimiz, yani en güzel mekan cami olmalı ki herhalde ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam hani buyurdunuz ya hocam, Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında Küba'ya varınca ilk yaptığı şey bir cami inşaatı. Küba inşaatı. Yani çünkü yani bu Allah'ın yarattığı kulun hamurunun en güzel şekilde yoğrulacağı mekanlar camilerdir. Dolayısıyla o camiler aynı, evet, zamanda hocam, birer medresedir. Çok doğru. Aynı zamanda okuldur. Okuldur. Aynı zamanda o camiler karar, evet, alınan yerlerdir. Güzel. O camiler
İstişare mihrabıyla bir mabettir. Mihraplarıyla birer mabettir. Evet hocam. Kürsüsüyle birer okuldur. Camiler mihrabıyla birer devlettir. Ezanı ile İslam'a bir davettir. Camiler evet. Cemaatiyle cami cemaatleri de caminin sütunları, duvarları, kubbesi gibi birer elemanıdır caminin. Ve camilere karşı birinci görevimiz maddi yönden. Maddi yönden az önce arz ettiğimiz gibi ihtiyaç olan yerlere cami yapmak. Evet. Maddi ihtiyaçını karşılamak, güzel bir şekilde sergisini, aydınlatılmasını, evet. Maddi giderlerini sağlamak. Doğru. Bir cami inşa etmek, onu korumak. Evet. İkinci görevimiz, manevi görev, 5 vakit camide namaz kılmaktır. Hocam o kadar istifade etmektir. Güzel anlattınız ki, yani aslında İslam tarihinde camiyi kurulduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu amaçla camiyi kurmuş. Ve cami buyurduğunuz gibi hayatın tamamını kapsıyor. Hani sahabe-i kiram diyor ya, diyor ki biz diyor bir sahabenin evine gitmeden önce bir işimiz varsa şayet ilk önce gider camiye bakardık, mescide bakardık. Tabii. Çünkü de biz bilirdik ki yani eğer o Müslümanın ciddi bir işi yoksa, bir meşguliyeti yoksa onu biz camide bulabiliriz. Camidedir. Niye bunu söylüyor hocam? Yani çünkü Resulullah'ın oluşturduğu cami, tabii, yaptığı cami. Allah'ın evi, Beytullah'ta. Bir de hocam hayatın tamamını kuşatıyor. Yani diyelim eğer bir kişinin meşguliyeti yoksa başka bir işi, tabii, geldiği zaman orada sohbetse sohbet ediyor. Tabii. Orada ilimse ilim elde ediyor. Hemen ders alıyor. Ders alıyor, Kur'an'la meşgul oluyor, tabii, sünnetle meşgul oluyor. İşte hastaysa orada tedavi için geliyor. Tabii. Eğer bir sıkıntısı varsa, bir derdi varsa, tabii, gelip orada da derdini gidermek için konuşacağı birini buluyor. Tabii. Ve derdini dinletiyor. Tabii. Değil mi hocam? Camilerin insan tarihinde çok büyük fonksiyonu var. Çok büyük fonksiyonu var. Yani çok büyük fonksiyonları vardır. Biz yani şu anda böyle, şu anda belki sadece bizim için bir toplanma mekanı ama aslında camiler bunun çok ötesinde. Ve bu camilere hocam bağlılıkla malumunuz. Evet hocam. Camilere bağlı olan Müslümanlar Allah Resulü çok büyük müjdeyle müjdeliyor. Elhamdülillah, çok doğru. Malum bir gün Cebrail aleyhisselam insan şeklinde Mescid-i Nebevi'ye Allah Resulü'nün yanına geliyor. Evet. Ve Allah Resulü'nün karşısına diz çöküyor. Evet. Bu malum hadis kitaplarında hadis-i Cibril diye geçer, meşhur. Doğru. Hazreti Ömer bunu rivayet ediyor. Evet, diyor ki bir baktı ki simsiyah sakallı, simsiyah saçlı, bembeyaz elbiseli bir, evet, adam içeri girdi. Ama kimse tanımıyoruz, yabancı. Evet. Fakat yolculuk eseri de yok. Subhanallah. Şimdi biz burada Antep'e geçsen başka bir şehre giderse herhalde küçük bir çantamız olur. Muhakkak, doğru. Yolculuk alameti var. Evet. Hem yolcu değil, hem kimse de tanımıyor. Medine'de değil. Doğru. Bir de taaccüp ettik. Allah Resulü'nün dizi kasan diz çöktü. Ve dedi ki ya Muhammed Aleyhisselam fakbine anil İslam. Ya Muhammed fakbine anil iman. Güzel. Ve verilen cevapları saddak da diyor. Konu dağılmasın diye kısaca acil bizim bölümle ilgili. Evet hocam. Arz edeceğim. Güzel, ve bu soruları sorduktan sonra imanın şartlarının, İslam'ın şartlarının Allah Resulü sayıyor ve Uza diyor ki saddak da diyor. Sen doğru söyledin. Güzel. Hazreti Ömer diyor ki ve biz taaccüp ettik. Öyle acayip karşıladık. Şimdi insan soru sormasını bilmelidir. Muhakkak. Doğru. İnsan bilmediğini öğrenmek için sorar. Bilirse sormaya gerek yok. Gerek yok. Şimdi Allah Resulü vermiş ol cevabı sen doğru söyledin diyorsun. Ne demek bu? Biliyorsan niye sordun? Niye sordun? Bilmiyorsan nasıl doğru olduğunu tasdik ediyorsun. Tasdik ediyorsun. Güzel. Ve tabi arkasından ertesi gün Allah Resulü diyor ki ya Ömer o gelen zatın kim olduğunu tam bildin mi? Hayır ya Resulallah biz bilmedim, tanımadık. Evet. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedik o Cebrail'di. Müslümanlara dini öğretmek için gelmişti. Ya. Ve arkasından Allah Resulü evet. Arş-ı A'la'nın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf Müslümandan ikisinin de camilerle ilgili olduğunu söyler. Güzel. Beyan ederler. Evet. Gençliği ibadete geçen kalbi camilere bağlı olan. Öğle namazını camide kıldık. Evet. Saatimiz, gözümüz saatimizde, kulağımız ezanda. İkindi ezan ne kadar kaldı? İkindi namazını camide cemaate kılayım. Gönülden bir bağlılık var. Gönülden bir bağlılık. Ama kendi gününü, kendi saatini ve böyle müminler ona göre ayarlıyor. Yarın kıyamet gününde mahşer meydanında arş-ı alanın gölgesinden gölgelenecek. Hiçbir gölgenin olmadığı o gün doğru. Mahşerin dehşetini görmeyecek. Allah'ın himayesinde olacak. Müminler olacaklar çok bunlar. Çok büyük bir müjde kıymetlik hocam. Onun yani, için müminler evet. Bu camilerine sahip çıkmalıdır. Çok doğru. Çoluk çocuklarını götürmelidir. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Buyurun hocam. Çok küçük çocuklar götürülmez camiye.
Yani mümeyyiz olmayan, Evet. iyiliği kötülüğü seçemeyen. Seçemeyen. Yani 4-5 yaşındaki çocuk, 6 Doğru. yaşındaki çocuk kirletme ihtimali da var. Tabii. Mümeyyiz olan, yani hayrı şerri ayırt edebilen 6-7 yaşından sonra Doğru. götüp alıştırılmalıdır. Çünkü Allah Resulü'nün talimatı, Evet. çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namaza alıştırınız. Namaza başlatınız. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa dövünüz demiştir. Yani ufak tefek cezalarla Onları namaza alıştırır. Önce sevdireceksiniz. Güzel. Çünkü hocam şunu arz edeyim. Buyurun hocam. Gerçekten bütün dini görevlerde, dünyevi görevlerde hakkıyla yapılabilmesi için sevgiye ihtiyacı vardır. Yani bir insan marangozluğu sevmezse yapamaz. Bir insan berberliği sevmezse yapamaz. Bir Müslüman da ilmi sevmezse, imamlığı sevmezse imam olamaz. Mümkün değil. Doğru hocam. Dolayısıyla bir Müslüman namazı sevdiği zaman kılma Kendi deseniz de kılar. Zaten kılar. Seve seve yapar bunu. Yani. Şimdi çocuğumuz 15-20 yaşına gelmiş. Allah'ın dini öğretmemişiz. Okulda maalesef boş yetişiyorlar. Ki şunu da hemen arz edeyim. Maalesef bugün okullarımızda uyuşturucu ilkokullara kadar inmiş. Liseyi bitirmiş çocuğu 7-8 sene din kültür dersi okumuş. Burada din kültürü dersi öğretmenlerine, ilahiyat mezunu arkadaşlarına sesleniyorum. Hakkıyla dersinizi işleyin. Ya Müslüman değil misin? Bu Müslüman gençlere İslam'ı öğretiniz. Hele gençlerimiz oruçtan haberleri yok. Yani ya hocam, Ankara'da ben çok gördüm. Bu dersleri alan bir öğrencinin, yani daha doğrusu bu eğitim yuvasında bunun olmaması gerekiyor. 7-8 yani. Din kültürü dersi Kendimizi, var. Çok doğru. Eğitimde büyük eksiklik var demek ki. Çok doğru. Yani kendimize iğneyi batıracağız, çuvaldızı başkasına batıracağız. Muhakkak başka nedenler de vardır ama. Okuyor bu çocuklar, ama, 8 sene okuyor. Niçin bu çocukta bu eksiklikler var? Abi ahlak zayıf, uyuşturucu kullanımı var, büyüklere isyan var. 17 yaşındaki bir kız niçin annesini öldürüyor? Allah muhafaza. Bunun sebebini araştırmak lazım, bilmek lazım. İslam dini, doğru hocam. Vela tekrabu zina buyururken, zina yaklaşmayınız diyor, yapmayınız demiyor. Doğru. Yaklaşmayınız bile. Yani bir şey İslam haram kılmışsa o harama giden bütün yollar da haramdır. Doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içki hususunda 10 sınıf insan lanetlemiştir. Sen açık saçık getirirsen gençleri ateşle barutu bir araya indirirsen haramı helal öğretmezsen teşvik edersen günahı öğretmezsen doğru. Allah korusun işte çok feci üçüncü arkadaşlar şeytan aleyhi lanet olur. Allah muhafaza. Dolayısıyla gençlik elden gider. Allah muhafaza. Bu vatan bize emanettir. Bu cennet vatanını sağlam, imanlı, vatanperver, mukaddesatına bağlı, faydalı ilimlerle mücehhez bir gençliğe bırakmamız lazım. Yani hocam bu iş tank top işi değil ha hocam. Değil. Yani silah değil hocam, savaş işi değil. Yani bu iş, yani biz insanı kurtarırsak, gençliği kurtarırsak, Allah'ın izniyle zaten devlet vatandaş devlet iş birliğiyle bütün kötülükler engellenebilir. Devlet vatandaş iş birliği. Hani malum Allah Resulü bize görev veriyor ya. Men ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Sizden biriniz bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Evet hocam. Eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Diliyle gücü yetmiyorsa kalben boğaz etsin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Şimdi birinci görevimiz kötülükleri el ile yani bedenen çalışarak engellemek. Şimdi içki fabrikası açmışım ama öbür tarafta meyhaneyi kapatıyorum. Veyahut da içen gençlerle uğraşıyorum. Öbür tarafta satılıyor. Dolayısıyla vatandaş iş birliğiyle bütün kötülükle engellenmesi lazım. Ve camilerimize de alıştırmamız lazım. İnşallah. Camiler müştemilatına sahip çıkmamız lazım. O çok önemli. Doğru. Hocam bir de az önce bir şey söylediniz. Çünkü bu toplumda özellikle şimdi teravih namazlarından dolayı cemaat elhamdülillah camiye geliyor. Gelirken de çocuklar getiriyor ya. Şimdi getirdiği zaman din görevlisi kardeşimiz de sizin de buyurduğunuz gibi bir hatırlatma yapıyor yani. Şimdi evet. Çocuklar içeride işte böyle hoplayıp zıplayınca camide böyle düzen namına saflar arasında başkalarını namaz kılanlar rahatsız edip dikkat dağılıyor namaza. Dikkat dağılıyor. Dağılıyor. Din görevlisi kardeşimiz de ne yapıyor? Uyarı yapıyor. Evet. Diyor ki cemaat diyor. Evet. Yani küçük i̇şte çocuklar o uyarıdan sonra da cemaat o genç çocukları evet. Büyükler aralarını alması lazım. Alması lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yani imam hocamız söyleyince cemaatten bazıları kırılabiliyor. Biz diyoruz zaman zaman. İşte evet. Yahu diyor bak Resulullah da torunlarını camiye getirir diyor. Diyor niye diyor hoca böyle söyler diyor. Bak cemaatten de çocuğa dövüp kovanlar da var. Efendim?
Cemaatten de çocuğa dövüp kovanlar da var. Kovanlar da var buyuruyor. O da yanlış. Yani, aynen öyle. Hoşlukla, güzellikle, az önce dediğim gibi sevdirerek. Sevdirerek yapmak lazım. Güler yüz ve tatlı dil yılan deliğinden çıkarır. Doğru. Kur'an metodu. Yüce Rabbimiz Hazreti Musa aleyhisselamı Harun aleyhisselamla beraber Firavun'u ikaza gönderirken kavlen leynen diyor. Allah düşmanına gönderiyor ama o azın düşmana bile yumuşak sözle yaklaş diyor. Çok güzel hocam. Allah razı olsun. Bir insana mesela 30-40 yaşına gelmiş namaz yanlış kılıyor. Evet. Ya bu yaşta hala yanlış kılıyorsun desen kırılır. Belki daha da gelmez. Gelmez de buyurun. Hoşlukla. Güzellikle, iyilikle faydalı olmaya çalışmak lazım. Çok doğru. Bir de evet hocam. Mürşit diyor. Rehber, önder, irşad eden. Evet. Bilgili olmalıdır. Çok önemli. Yani şimdi mesela Suriyeliler de şimdi bizim burada var. Evet. Namaz kılarken bazı mesela el bağlamıyor. Doğru. Mezhebine göre bağlamayabilir. Hanefi'de el bağlamak nedir ki? Güzel. Onu bilmek lazım. Onu bilmiyorlar. Doğru. Dolayısıyla o namazı dürtüyor. Diyor, namazı bozuldu diyor. Bu bozuldu diyor namazı. Ama kendi namazı bozuyor. Kendi namazını bozuyor buyurduğunuz gibi. Onun için yani cehalet en büyük felakettir. Doğru. Dinimizi çok iyice öğrenelim. Ben her zaman diyorum. Her Müslüman evinden küçük bir kitaplık olması lazım. Ve bunun içerisinde temel eser Kur'an-ı Kerim, evet. Kur'an-ı Kerim meali evet. Ve en az 3-5 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Doğru. Hadis-i Şerif, hadis kitapları, doğru. Riyaz-ı Salihin, Sahih-i Buhari ve Kütüb-i Sitte. Evet hocam. Efendim İlmihan kitapları. Yani şu başkanlığın basılmış o çok güzel İlmihan kitapları var. Yani o bir cilt, o bir cildi kitap evet. Her Müslümanın cep kitabı olmalı. Çok doğru. Çok fasih cep kitabı, cep kitabı. Her Müslüman elinden onu indirmemesi lazım. Doğru hocam. Ondan sonra siyer, Allah Resulü'nün hayatıyla ilgili güzel kitapları da evet. Kutup olarak koysun, biz evde okusunlar ya. Saatlerce televizyon karşısında çocuklarımız, bir yaşındaki çocuklar, torunlar bakıyor televizyon karşısında, evet. Çizgi film karşısında diz çöküp çürüyorlar. Ya. Ama bir 10 dakika kitap okutamıyoruz. Maalesef. Bu yanlıştır. Bu ne olur? Cehalet gençliği elden koparır. Doğru. Bunun kafirlerin en büyük propagandası, evet. Hatta papazlara diyormuş. Ya biz size Müslümanları Hristiyanlaştırın demiyoruz. Evet. Ama kendinize benzetin diyoruz. Güzel. Çok yani. Bak bir örnek vereyim. Evet, açık çok önemli. Buyurun hocam. Viran Şehirse Müftüsüyken Mardin Deniz Zafaran Kilisesi'ne gittik. Evet. Bu kilisenin tabii tarihi bir yer. Bir de bir hediyelik eşya satan bir yer vardı. Evet. Bu hediyelik eşyaların masasında iki tane genç kız eşya satıyorlar. Ben acıdan yaklaşım. Kızım dedim siz Müslüman mısınız, Süryani misiniz? Evet. Bir tanesi dedi ben Süryaniyim, biri de ben Müslümanım. Fakat baktım o Müslüman olan kız çocuğu Süryani'den daha açık. Allah Allah. Doğru. O zaman dedim ne farkımız var dedim şimdi. Ondan daha fazla açık saçık. Doğru. Müslüman, Müslümana benzer. Çok doğru. Müslüman kılık kıyafetiyle bir Avrupalı Hristiyanın, bir artistinin, bir sporcusunun, avdesinin değişik varlıklar gibi saç tıraşına benzemez. Kılık kıyafeti ona benzetmez. Doğru. Yaşantısını ona benzetmez. Benim kendi benliğim, örf adetim, millet olarak inancım gereği örf adetim bana yeter. Hocam hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok titiz davranmış ki yani böyle Medine'ye geldiği zaman hocam hani bazen bazılar hadislerde var ya saç uzattı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra bakıyor Yahudiler kısaltınca o da kısa. Yani o uzatıyor tersine. Tabii, Yahudilerin tabii kısaltığını ya. Görüyor tabii o uzatıyor. Veya diyelim bıyık bırakma konusunda hocam bakıyor ki o mecusiler de diyor bıyığı uzatınca diyor kendi diyor bıyığı kısalttı tabii, diyor. Tabii. Ha, özellikle benzememek için saç bıyık sakal tıraşından tutun kılık kıyafeti kadar güzel. Müslüman Müslümana benzer. Çok güzel. Asla kafire benzemez. Çünkü Allah Resulü buyurmuşlardır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve müminun. Kim kendisini kime benzetirse onlardan olur. Allah muhafaza. Çok büyük. El mer'u ma'a men ahabbe. Allah Resulü buyurmuşlardır. Evet. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya. Allah korusun bir kafir artistini, gavur artistini seversem onunla beraber olacağım. Çok doğru. Onun için malımızı, evladımızı, sağlığımızı, gençliğimizi, kısaca bütün nimetlerimizi İslam prensiplerine göre kullanmamız lazım. Güzel. Allah-u Azimuşşan ne buyurmuştur? İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Muhakkak ki evladınız ve malınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Vallahu indehu ecrun azîm. En büyük ecir, sevap, mükafat Allah'ın yanındadır. Evet. Bu mal, mülk, evlat imtihan için verilmiştir. Doğru. Ve Müslümanı ne malı mülkü ne evladı ibadetine engel olmaz. Güzel. Ya eyyühellezine amenu la tuliyukum emvalukum
ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler, sizin malınız, mülkünüz, evet, evlad ve iyalınız sizin Rabbinize ibadet etmenize mani olmasın. Güzel. Hele bu apartmanı bitireyim, inşaatımı bitireyim, bu tarlayı alayım, bu kızımı, bu oğlumu evlendireyim. Sonra hacca giderim. Çok doğru. Senelerce erteledin, erteledin. Sonra mal da elden gitti, evet, sağlık da elden doğru gitti, doğru, ibadet de gitti. Doğru. Aynen öyle. Allah-u Azimuşşan'ın emrine isyan etmiş oluruz. Ve dolayısıyla din kardeşlerimize en büyük tavsiyemiz Allah'ın vermiş olduğu maddi nimetleri de, evet, Allah'ın yolunda kullanmak. Güzel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır. اِذَا مَوْتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَى عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهِ İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Biliyorsunuz biz insan biraz ergin çağına geldikten sonra ta son nefese kadar bizim için bir defter tutuyor, bir dosya tutuluyor. Evet hocam. Efendim bir kamera çekimi var, bir CD'ye kaydediliyor. Doğru. Ve zerre kadar iyiliklerimiz, kötülüklerimiz hepsi kaydediliyor. Hiçbir şey saklı kalmıyor. Hesap gününde ya, defterimizi, amelimizi gördüğümüz zaman taaccüp ediyoruz, acayip karşılıyoruz. Bu nasıl bir amel defteri yav diyor. Evet. Hiçbir şeyi kaçırmamış. Her şeyi kayıtlı. Her şeyi kaydetmiş. Ve öldüğümüz zaman defter kapanıyor işte. Üç kişinin amel devam ediyor. Allah Resulü buyurmuşlardır. Evet. Birincisi sadaka-i cariye verenler. Yol yapan. Evet. Köprü yapan, çeşme yapan, efendim okul yapan, doğru, cami yapan, Kur'an kursu yapan, medrese yapan, ammaya hizmet eden medrese yapan, doğru, gibi hayırlı eserleri yapıp insanların faydası hizmetine aslında sunan Müslümanların, evet, ölümlerinden sonra da onlara sevap gönderilir. Bunların defteri kapanmıyor. İkincisi, evet, faydalı ilim sahibi olan. Evet. Kur'an okumuş, öğrenmiş ve öğretmiş. Doğru. Efendim faydalı ilim sahibi olmuş, faydalı kitaplar yazmış, Müslümanın istifadesine sunmuş. Doğru. Faydalı ilim hem öğrenmiş hem öğretmiş. Hem de öğretmiş. Üçüncüsü de anne babasının ölümünden sonra onlara dua edecek hayırlı evlat yetiştirenler. Yani evlat yetiştiren değil demiyor hocam. Yani hayırlı, hayırlı evlat yetiştiren. Hayırlı evlat. Yani arkasından dua edecek, beddua edecek değil. Ya. Geçen bir arkadaş anlattı diyor. Bir tanesi diyor açıkta her gün babasına beddua ediyormuş. Ya bu gebermedi de. Aman yavrum. Her gün diyor bana bilmem kaç milyar zarar oluyor. Ne demek lan diyor. Ben sordum diyor. Evet. Ya babam bir şey işte bu bina tamam bana kalacaktı. Efendim bu kadar kira, bu kadar para bana gelecekti. Nasıl bir bakış açısı hocam. Yani nasıl bu evladı ne yapacaksınız? Tarzı, nasıl ölümden beter her gün. Zengin biraz da mal varlığı varsa bir an önce babasının ölmesi için ki mal kendisine gelsin. Mal kendisine gelsin. Bu evladı ne yapacaksın? Böylesi evlat. Allah, Allah korusun. Anne babasının dünyasını da ahiretini de cehenneme çevirir. Çok doğru. Rabbim bizi muhafaza eylesin. Evlatlarımızı ve çok hayır sahiplerini görmüşüz. Mesela evet, adam geliyor hocam ben bu arazimi camiye vakfetmek istiyorum. Doğru. Veya bu dükkanımı efendim bu dairemi vakfetmek istiyorum. Çocuklara engel oluyor. Ya. Doğru. Onun için mal ve mülk imtihan için verilmiştir. Müslüman bunu hakkından gelmeli. Sıhhatı İslam'a göre kullanmalı. Sıhhatı gücü yerindeyken hocam bunu yapmalı hocam. Çok önemli. Doğru. Onun için camilerimize ve cemaatimize sahip çıkmamız lazım. Çok doğru. Ve az önce arz ettiğimiz gibi camilerimizi, evet, mahallelerimize dağıtmamız lazım. Ve din kardeşlerimizi öz kardeşimizden daha fazla sevip bağrımıza basmalıyız. Bu camide az önce arz ettiğiniz gibi bunun amiri, memuru, zengini, fakiri yoktur. Elhamdülillah. Hakikaten öyle. İnnemel mu'mine ihvetun. Ha bazıları efendim ırkçılık şu bu falan yapar. Allah-u Azimuşşan ne buyurmuşlardır? Ya eyyühen nasu inne halaknakum min zekerin ve unsa ve ceallakum şu'uban ve kabayni te'arafu. İlahil ayet. Ey insanlar, biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'dan yarattık. Aslınız bu sizin yani. Asıl bir. Doğru. Anne baba bir. Hepimiz doğru biriz. Evet hocam. Ve ceallakum şu'uben ve kabaileyi te'arafu. Tanışmak için, yardımlaşmak için, dayanışmak için, madden manen birbirimize yardımcı olmak için sizi aşiretlere, kabilelere ayırdı diyor Allah-u Teala. Yoksa evet, efendim bu kabilem, benim aşiretim, benim ırkım sizden daha üstündür. Cahiliye dönemindeki kabilelerin kan davaları gibi
Efendim hatta ilk nüfus sayımı o zaman olmuştu. Allah Resulü'nün zamanında da. Doğru. Kabileler, efendim biz sen daha çokuz. Doğru. İftihara gittiği zaman, iftihar ederken sayış az olanların mezara kadar gittiler. Evet. Ölülerini saydılar. Bizim de ölülerimiz de daha çok diye iftihar etmeye başladılar. Elhakum ettekâtur hatta zurtum nakabir ila ahirileye. Çok doğru. Süreyi celesi bunun nasıl olmuştur. İnsanoğlu demek ki şey yapar. İnsanoğlu zayıftır. İnsanoğlu zayıftır. O neyse ben ayetin devamında ne buyuruyor Allah-u Teala? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah'ın yanında sizin en kıymetli olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır buyuruyor. Yani Allah-u Teala'ya en çok itaat edeniz. Evet. Allah-u Teala'nın yasaklarından en çok sakınanınızdır diyor Allah-u Teala. Doğru. Ne yakışıklılığımız söker, ne apartmanlarımız söker, ne makam mevkiler söker. Çok doğru hocam. Rütbeler, makamlar hepsi öbür tarafta belli olur. Aynen öyle. Efendim, doğuda bir olay olur. Efendim, eğitimsizlikten nice akademisyenleri gördüm işte Ankara'da gezdiğim zaman gördüm. Doğru. Profesör de akademisyenler. Ben de halkın arasında açıktan evet. Çayını doldurup fıstık fıstık çay sigara içiyor. Sen bir utanmalı ya. Çok dedim doğru. Bizim Urfa'da bir zamanlar evet. Bir an şey etrafında 3-5 tane Ezidi köyü vardır. Evet. Onlar bile Ramazan ayında Müslümanlara saygıdan dolayı açıktan yemez içmezlerdi. Hocam bu bir ahlak yani. Bizim Urfa'da da böyleydi eskiden doğru. Burada buna gayrimüslimler. Ramazan ayında Müslümanlara saygıdan dolayı açıktan yemez içmezlerdi. Yani bir Müslüman genci insanı olarak insan biraz utanır. Eğer içiyorsan, oruç tutmuyorsan bari gizli ye iç. Gizli ye iç. Yani en gizli ibadet oruçtur. Ve Müslüman halisane, samimiyetle ve Allah'ın emri olduğu için sevabını bekleyerek, Allah'tan bekleyerek ve sadece Allah'ın emri olduğu için orucunu tuttuğu zaman Allah-u Teala diyor ki o oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Doğru. Yani iyiliklerimiz, hayır hasenatımız 1'e 10'dur en az. Doğru. 1'e 10 sevapla karşı gördüğü İnşallah. Halde oruç sınırsız. 1'e 700'den daha fazladır. Allah'ın izniyle. Çünkü hadis-i kutsi Allah-u Teala kulumun diyor ameli 1'e 10'dan 700'e kadar mükafat görür. Bir 10 kattan 100 kata kadar mükafat görür. Ama oruç hariç diyor. Oruç benim içindir, onun mükafatını ben veririm. Kul bu oruç demek bir gün oruç tuttuğumuz zaman belki 1000 gün tutmuş kadar sevap verecek. Sevap verecek. 700'den de fazla diyor bir, ya. Bir de bir ikincisi de böylesine kıymetli bir ibadet et biz tuttuğumuz zaman hem Allah katındaki kıymetimizi de o derece kıymetlendirmiş. Ve malum hani orucun hikmetlerinden birisi de evet. İnsan aç ve susuz kaldığı zaman doğru. Fiziki yapı zayıflar. Doğru. Yani maddiyat zayıf olur. Evet. Bundan dolayı maneviyat kuvvetli olur. Aynen öyle. Doğru. Çok şu anda hakikaten birçok tıp ilmi alimleri evet. Orucun hikmetlerinin faydalarını sayıyor, bitiremiyorlar. Fakat biz bu maddi mükafat için değil. Değil hocam. Allah'ın emri olduğu için Müslüm tutmamız lazım. Aynen öyle. Allah'ın kuluyuz. Ve ma halaktul cinne vel insi illa liya'budun. Allah-u Teala buyuruyor. Biz insanları, biz sizi ancak Allah'a ibadet etsinle yarattık. Öyleyse ibadethanelerimizi de İslam'a göre kullanmamız. Caminin müştemilatı dedim. Evet hocam. Caminin avlusu da caminin içi gibidir. Caminin avlusuna bile sigara içmek caize gider. Zaten sigara içmek haramdır. Caminin avlusuna dünyevi kelam, lüzumsuz sözler konuşulmaz. Ankara'da yeni birkaç yerde ikaz ettim. Evet. Adam tabii tanışmak istemedim. Resmi evet. İtiraz ediyor. Ya camide konuşulmaz mı? Konuşulmaz tabii. Ama hayırlı konuşulur. Heh, faydalı konuşulur. Kur'an okunur. Kur'an dinlenir. Vaaz nasihat edilir. Sen burada oturmuşsun ticaret yapıyorsun. Ve gıybet yapıyorsun. Biri orada belki tefekkür yapıyor. Belki zikir yapıyor. Belki Kur'an-ı Kerim okuyor. Tabii. Ve siz orada konuştuğunuz zaman tabii. Yani onun huşusunu da bozuyorsunuz. Bir de hocam şunu söyleyeyim. Yani. Caminin yine elektriği ve suyu da vakıftır. Doğru. Caminin avlusunun içindeki malzemesi vakıftır. Dükkanlar varsa vakıftır. Evet. Bu vakıfları hakkıyla kullanmamız lazım. Güzel. Ve asla şahsi menfaate kullanılmaz. Çok güzel. Doğru. Caminin bir dükkanı varsa ben ilçede de çok gördüm. Evet. Maalesef çok dindar geçinen kiracılarımızdan değerine göre kiralamıyorduk. Ne kadar yanlış. Bu senin şahsi dükkan olsa kaç para kira verirsin? Doğru. Oraya karıştırma falan. Bu vakıftır beyefendi benim malım değil. Evet. Bir kuruş eksik veremezsin. Kiranın değeri neyse 1 lira eksik versen 1 lira vakıf malıymış olursun. Doğru.
vakıf yetkililerden 1 lira fazla alamaz. Alamaz. Değerine göre. Sen onu vermekle mükellefsin. Onu alan da yine aynı şekilde. Hocam bir de şu var. Atalarımız herhalde şimdiki iman zayıflığımızı belki göreceklermiş de yaptıkları her sadaka icariyelerini, eserlerini medrese, cami ve külliyelerine çok büyük vakfiyeler vakfetmişlerdir. Urfa'da belki yüzlerce dönüm arazi bir caminin vakfiyesidir. Yüzlerce dükkanı caminin dükkanı olanlar vardır. Maalesef o camiler de bakıma muhtaç. Bakıma muhtaçtır. O vakıflar nereye gidiyor? Hocam az önce buyurduğunuz gibi. Yani hem nereye gidiyor şeyi var, hem de bir de hakikaten hakkıyla kira da verilmiyor. Verilmeyince de yani hizmet çok büyük günahdır ve yani. Hocam şunu da arz edeyim. Gerçekten de bu vakıf mallarını hakkıyla kullanmayan, hakkını ödemeyen hiçbir kimse iflah olmamıştır. Bu çok er geç batırmışlardı. Mal mülk gitmiştir. Allah korusun ağırlı hastalıklara yakalanmışlardır. Ve çok büyük sıkıntılara girmişlerdir. Bir de caminin adabına riayet etmemiz lazım. Camilerin adabı çok önemli. Camiye gelen bir Müslüman camilere temiz kıyafetle gelmeli. Güzel. Efendim cemaati rahatsız eden kokularla gelmemeli. Çorap kokularıyla gelmemeleri lazım. Evet. Camiye gelen cemaat camide ibadetle meşgul olmalı ve sadece oturup bir şey meşgul olmasa bile ibadet ediyormuş gibi sevap kazanır. Büyük İbadet şey edenlere yani engel olmamalıdır. Doğru. Ve saflarımızın sık ve düzgün olmasına dikkat etmemiz lazım. Saflar doğru ve sık olması lazım. Arada boşluk olmaması lazım. Camilere karşı görevlilerimiz az önce dediğim gibi iki yöndendir. Bir maddi yönden maddi ihtiyaçları karşılamak, bir de manevi yönden cemaati bırakmamak. Bir de hocam telefon mevzusuna gelelim isterseniz. Şimdi camilerimizde bu cep telefonlarını şey yapma, açık tutma, cep telefonuyla meşgul olma. Ya bazen cuma hutbesinde bile hoca efendi hutbeyi verirken bir bakıyorsunuz almış cemaatten birisi cep telefonundan ya mesaj yazıyor ya gelen mesajı cevaplıyor. Bugün cuma namazında dedim ya sohbetten çıktıktan sonra camiye biraz zor yetişti son saflarda. Evet. Hoca efendi Allah razı olsun hutbe okuyor. Doğru. Yanında oturan da cami hallarını temizliyor. Subhanallah. Evet. Halbuki bir şeyle meşgul olsa cami o hutbe sevabını kaybeder. Yani onunki yine iyi haliyle meşgul oluyor. Dikkati şey beyin gitmiyor. Yani bir de tesbihle oynuyorlar. Evet. Başka bir şey meşgul oynuyorlar veya arkasını kıbleye dönüyor. Doğru. Ha, diz çöküp sen namazdaymış gibi diz çöküp oturmak oturarak hutbeyi dinlememiz lazım. Evet. Namazda onu yapamıyorsan dizlerimiz ağrıyorsa en azından çömelerek rahat oturup kıbleye doğru oturup bir şey meşgul olmadan hutbeyi dinlememiz lazım. Evet. Bu caminin adabını çok cemaatin iyice öğrenmesi lazım. İnşallah. Bir Allah için istirham ediyoruz cemaatimizden, izleyicilerimizden. Bir ilmihal kitabı dediğim gibi bu ilmihal kitabı açalım. Cami adabını bir öğrenelim. Güzel. Cami ve cemaat hesabını öğrenelim. Allah Resulü buyuruyorlar ya. Camide kılınan bir namaz evde, çarşıda, sokakta kılınan bir namazdan 27 derece daha fazla hesabı vardır. Doğru. Abdullah İbn-i Ümmü Mektum, iki gözden ama ikinci müezzini, iki gözden köre diyor, arkadaşlar benim camiye gelmem lazım mı? Ben de geleyim mi 5 vakit? Evet. Allah Resulü buyurmuşlardır, ezan sesi duyuyor musun? Evet duyuyorum ya Resulallah, o zaman geleceksin demişlerdir. Hatta başka bir hadis-i şeriflerinde, içimden şöyle geçti diyor Allah Resulü. Evet. Emredeyim ezan okunsun, emredeyim camide cemaatle namaz kılınsın. Ve evlere gideyim, camiye, cemaate gelmeyenlerin evlerini başına yakayım diye içimden geçi buyurmuşlar. Allah muhafaza, ne kadar büyük o kadar yani. Camiye ve cemaate önem vermişlerdir. Buna rağmen de cemaati rahatsız eden kokularla, pisliklerle, çorap kokusu, sarımsak soğan kokularıyla camiye gelinmemesini emretmişlerdir. Burası Beytül Mal'dır. Allah'ın malıdır. Efendim Allah'ın evidir. Temiz gelinmelidir. Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor, her camiye çıktığınızda temiz ve güzel elbiselerinizi giyerek çıkınız. Doğru. Özellikle belediyelerden de tekrar arz edeyim ricamız, ihtiyaç olan bütün mahallelere büyük birer cami ve Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da özellikle ricam, Urfa'ya yakışır Salatim bir cami, İnşallah. Melike Hatun Camisi, hatta Külliye, doğru. Ankara Külliye Camisi gibi bir cami Urfa'ya lazım. Aynen hocam büyük şehir. Kocatepe Camisi veya Diyanet İşleri Başkanlığımızın yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camisi gibi bir cami Urfa'ya şarttır. Hocam inşallah yetkililere biz de buradan sesleniyoruz sizin. Biz burada sesleniyoruz. Allah razı olsun. Çünkü onlar vesile olsa aynen onlar yapmış kadar sevap kazanacak. Sevap kazanacak. İnşallah. Memleketin siması, çehresi değişecek. İnşallah. Peygamberler şehrine
yakışıklı bir cami olması lazım. Bir cami olması hakikaten lazım. Önemli programlarda, önemli bir cenazede, doğru. Efendim, bir resmi bir gecede, toplantılarda böyle bir camimiz yoktur. Maalesef hocam, hakikaten öyle. İnşallah olur. Dergah normal camiye cemaate yetmiyor. Çok doğru. Allah her şeye hayırlısıyla, hayrına tebdil eylesin. Amin. Bütün amin. İbadetimizi kabul eylesin. Allah razı olsun. Hocam dilinize sağ olun. Sağlıkla nice Ramazanlar kavuştursun. Amin. Bütün din kardeşlerimizin de maddi manevi sıkıntılarını gidersin. Amin. Allah-u Teala bütün Müslüman ailelerine huzur ve saadet nasip eylesin. Amin. Allah-u Teala İslam ahlakına göre aile yuvasını kurmayı nasip eylesin. Amin. Dilinize sağlık. Allah yüreğinize razı olsun. Sağlık. Allah razı olsun. Yani hem bugün gitmiştiniz, yorulmuştunuz hocam. Cuma vaazında da gelmiştiniz. Benim bundan bir haberim yoktu. Hem de bizi kırmadınız. Allah razı olsun. Rabbim çok teşekkür ederim. Daim eylesin. Allah razı olsun inşallah. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, bir iftara doğru programının daha sonuna geldik. Rabbim inşallah gayretimizi kabul eylesin. Tesirini halk eylesin. Değerli bir konuğum vardı. Cami ve cemaatin fazileti üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi de tam zamanı. Çünkü Ramazan ayı olması hasebiyle aynı zamanda bir mektep. Bizim bu mektepten alışkanlıklarımızı güzelleştirmek adına, güzel alışkanlıklar elde etme adına, ki en güzel alışkanlık bir Müslüman için 5 vakit namazını camide cemaatle eda etme alışkanlığıdır. Böylesine güzel bir şekilde başlamışken Rabbim inşallah bu alışkanlığımıza devam ettirmeyi nasip eylesin. Oruç tutmayanlar, namaz kılmamış da kılmaya başlamamış olanlar için de geç değil. Daha Ramazan'ın içerisindeyiz. Hiç böyle vakit kaybetmeden inşallah namazlarımıza başlayalım. Oruçlarımızı tutalım ve Rabbimizin rahmetine doğru yönelelim ki inşallah Cenab-ı Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Bu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden cümlemize istifade etmeyi nasip eylesin. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun inşallah.